Bağımsız aday Yavuz Soydan'ın yanındayız. Güzel bir toplantıda. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. 28 yıldır Sakarya Üniversitesi'ne eğitim vermiş. Hocam ilk önce hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kısaca neler söylemek istersiniz adayınızla ilgili? Şimdi Sakarya geçtiğimiz dönemlerde bağımsız milletvekili çıkaramamış. Evet. Hiç baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet döneminde. Fakat geldiğimiz nokta, ülke olarak ve bölge olarak ve Sakarya olarak geldiğimiz nokta, mecliste bağımsız milletvekillerinin varlığını, ama gerçek bağımsız milletvekillerinin varlığını zorunlu hale getiriyor. Çünkü içinde bulunduğumuz siyasi tablo, siyasi aktörler çözümsüzlük noktasında birleşiyorlar. Yani çözüm üretme noktasında değil, çözümsüzlük noktasında. Birisinin çok doğru bir fikrine diğer parti aslında perde arkasında benimsemesine rağmen o yasanın onaylanması ve oylaması noktasında muhalefet tepkisi, refleksiyle olumsuz oy veriyor. Dolayısıyla gördüğümüz tablo, anayasayı yapamadık. Mesela yeni bir anayasa yapmak için aslında mecliste uygun bir tablo olmasına rağmen, yapılacak olanlar da tüm taraflar tarafından benimsenmiş olmasına rağmen bu muhalefet iktidar çatışması, refleksi çözümsüzlüğe götürdü ve anayasa olmadı. Fakat 2011'de yaşanılan ve onaylanan bazı yasalardan dolayı Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçimi söz konusu oldu ve şu anda ülkemizde çift başlı bir yapı ortaya çıktı. Yani bir seçilmiş Cumhurbaşkanı var, bir seçilmiş Başbakan ve bakanlar var. Dolayısıyla bu yapı, eğer şimdi seçimlerde de belki bu durum ortaya çıkacak, farklı siyasi partilerden olursa büyük bir çıkmaz, büyük bir açmaz bizi bekliyor. Burada bağımsız milletvekillerinin çok büyük fonksiyon göreceğini, uzlaşmanın oluşması, farklı fikirlerin dile getirilmesi, çözümlerin bulunması noktasında çok büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Bu ülke genelinde. Fakat Sakarya özelinde de maalesef günümüze kadar, ben 28 yıldır Sakarya'da yaşıyorum. Büyük depremi de burada yaşadık. Tüm safhalarıyla birlikte. Burada hem yerel yönetimler, her merkezi idarenin atadığı temsilciler, hem de Sakarya'nın gönderdiği vekillerimiz maalesef Sakarya için dişe dokunur, büyük heyecan uyandıracak projeler üretemediler ve bunların hayata geçirilmesi için de gayret göstermediler. Maalesef diğer illerde de olan, işte hastane yapılması, postane yapılması, adliye saraylarının yapılmasıyla yetindiler. Bu tabii, yani adliye sarayının yapılması buradaki insanlara çok büyük bir fayda getirmez. Yani buranın yaşam kalitesini artırmaz. Buraya daha inovatif, daha yenilikçi, insanların hem bugünü hem gelecek nesillerin haklarını gasp etmeden, onlara hatta yeni haklar ve imkanlar sağlayacak şekilde daha büyük projeler, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak üretmesi ve uygulamaya geçirmek için önünü açacak yasaların gerçekleştirmesi gerekirdi. Maalesef bu olmadı. Mesela küçük bir örnek vereyim. Sakarya'da yüzyıllardan beri söz konusu olan kanal taşımacılığı, Sakarya Nehri taşımacılığı projesi ölmüştür. Nasıl ölmüştür derseniz, Sakarya'nın üzerine bir sürü HES yapılmıştır. Artık HES'in olduğu bir yerde siz gemiyi hareket ettiremezsiniz. Dolayısıyla o projeler bitmiştir. Fakat Sakarya halkı bunların farkında değildir. Yani nasıl ki bizim ülke insanımız Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin bugün oluşturduğu mevcut durumu o zaman sezinleyemediyse, o zaman uyandırılmadıysa, bugün yapılan ve enerji üretiyor, İşte eskiden su akar, Türk bakardı, şimdi bakmıyor, enerji üretiyor dediğimiz HES'ler yarın öbür gün ekolojik denge açısından başımıza büyük işler açacaktır. Bunların iyi tartışılması, iyi analiz edilmesi, burada dile getirdiğim organik, organize sanayi bölgelerinin enerji ve malzeme yoğun sektörlerden daha çok bilgi ve çevre endeksli sanayilerin, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve bunların önünün açılması milletvekillerinin, Sakarya milletvekillerinin, yerel yöneticilerinin, atanan insanların temel görevidir.
Hocam güzel şeyler söylediniz. Az önce zaten kaydımızı aldık. Bunları da yayınlayacağız. Sizden de bir kelime aldık. Hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu toplantının sonunda sizin de beğenilerinize sunduğumuz seçim türkümüzün de onu da aldık, Sakarya, onu da evet Sakarya halkına bir heyecan getirmesini umuyoruz. Bu birlikteliğin, bu farklılıkların oluşturacağı güzel birlikteliğin Sakarya için çok büyük bir ivme sağlayacağına inanıyorum. Bizim biraz mutluluğa, biraz huzura, biraz ümide ihtiyacımız var. İnşallah bu bağımsız adaylık süreci de bunda bir katkı sağlamıştır. Türkü başlıyor. Alay başı sallarken o beyaz mendilini gözüne al Sakaryalım, gönülden sevdiğini. Kardeşler ağır ağır bir halka çevirdiler. Önden giden yiğitler bu halkaya girdiler. Vur davulcu tokmağı, candan coşsun kardeşim. Al zurnacı zurnayı, oynasın gönüldaşım. Gayret